Arkadaşlar merhaba, Antalya Gurmesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir balık videosu çekeceğiz. Kış geldi, havalar soğudu, hamsinin sezonu başladı. Biliyorsunuz hamsi omega 3 bakımından oldukça zengin bir balıktır. Tabii bunu çoğu kişi bilmez. Somon genellikle tüketilir ama somon kadar yoğundur. 1 kilo hamsi aldık ve güzelce temizlettirdim hamsilerimizi. Hemen hamsimizi bu şekilde tabağımıza alıyoruz. 1 kilo kabımızı aldık. Öncesinde mısır unumuzla karıştırıyoruz. Bol bir mısır unu kullanacağız. Evet, şöyle. Çok pratik, çok lezzetli olacak. Çıtır çıtır. Zeytinyağı ile yapacağım ama çok az bir yağ kullanacağım. Evet, birazcık daha mısır unu ilave ediyorum. Evet. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Evet, kış geldiği zaman hamsi gayet keyifli bir yemek oluyor. Hamsilerimizi mısır unuyla unladık. Şöylesinde ince bir hamsi tavası var. Hemen hamsi tavamızın dibini çok az bir şekilde şöyle çok az yağlıyoruz ve balıklarımızı dizmeye başlıyoruz. Balıklarımızın yönü hep aynı olacak. Aynı şekilde dizeceğiz. Harika bir balık ziyafeti çekeceğim. Hamsinin bir de güzelliği şu dizildikten sonra, hani piştikten sonra şöyle sanat eseri gibi, tablo gibi duvara as. Yani yeme de yanında yat. O kadar güzel bir görüntüsü oluyor. Benim en çok sevdiğim şeylerden biri de o oluyor. Tavamız ince hamsi tavasıdır. Çok az yağ kullandığımız için kalori olarak oldukça düşük, besin değeri oldukça yüksektir. Evet, balıklarımız dizdik. Şöyle görüyorsunuz. Resmen sanat eseri. Balıklarımız dizdikten sonra hemen çok az bir yağda üst tarafından gezdiriyoruz. Ve pişirmek için ocağı alacağız. Evet, şu şekilde ocağımızı alalım. Derya kuzuları pişmeye başlıyor. Evet, balıklarımız çıtırdamaya başladı. Oy 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 oy. Bu nasıl bir güzelliktir ya. Haftada en az 3 öğün uzmanlar balık yememizi öneriyorlar. Vücudun kesinlikle ihtiyacı varmış. Özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye ve yağ olarak omega 3 anlamında vücudun kesinlikle ihtiyacı olan bir şey. Ben mümkün olduğunca haftada en az 3 öğün bunu yemeye çalışıyorum. Kesinlikle balık benim en favori lezzetlerimden bir tanesidir. Tabii birçok şeyi seviyorum. Sevmediğin şey var mı, yok mu diye soracak olursanız. Yemeği seven insanın yemek ayırdımı etmez arkadaşlar. Benim yemek ayırdımı etmem. Her şeyi severim. Hamsi tavanın lezzetli olmasındaki sırlardan bir tanesi kullanmış olduğunuz mısır unu ve zeytinyağıdır. Ve şu yapmış olduğunuz dizme, kullanılan yağın miktarının az olması bu işteki en önemli özelliklerden bir tanesidir. Çıtır çıtır, lezzetli, hem görsel hem midenize hitap eden bir hamsi pişirmesi yapıyoruz şu anda. Balığımızın bir tarafı pişti. Hemen üst kapama kapağını alıyoruz. İçindeki yağı şu şekilde bir tane kaseye arkadaşlar kesinlikle boşaltmanız gerekiyor.
Yani bunu boşaltmazsanız, çünkü ters çevirirken bir yerleri yakabilirsiniz. Onun için şöyle. Oy 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 oy. İşte bu. Vallahi duvara tablo diye asabilirsiniz. Hemen almış olduğumuz o biraz önceki yağı böyle üstüne tekrar. Harika bir pişim olmuş. Yaklaşık bir 7-8 dakika civarında yüksek ateşte pişirdik. İşte gördüğünüz gibi çok az bir yağ ile pişiriyoruz. Oldukça kalorisi az, besin değeri yüksek bir hamsi bugünkü yapacağımız yemek. Hamsilerimiz şu an pişti. Zaten az yağ koymuştuk. Hemen şöyle çeviriyorum. Oy 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 oy. Arkadaşlar nar gibi kızarmış. Görüyorsunuz. Ben bir şey anlatmıyorum. Her şey ortada. Evet. Şöyle. Oy 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 oy. Arkadaşlar harika görünüyorlar. Sizler için hemen tadımını yapacağım. En sevdiğim andayız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ben şimdi sizler için tadımını yapıyorum. Fazla soğutmaya gerek yok. Harika olmuş. Evde, mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.